ki şu anda Türk gençliğinin veya dünya gençliğinin de diyebiliriz bunu, bulunduğu konum, önce Türkiye'den başlayalım. Nedir? Siz de bir gençsiniz. Siz de gençliğinizi yaşıyorsunuz. Nasıl görüyorsunuz bir genç olarak şu andaki Türk gençliğini? Şimdi şöyle ifade edelim bunu. Lütfen. Biz tabii bu çalışmaları yaparken hakikaten ciddi bir hazırlık ve planlama sürecinden geçiyoruz. Evet. Bu 40 dönem geçti ama şimdi bizim bir bildiğimiz dönem var. Bir de hikaye, rivayet yoluyla bize ulaşan dönem var. Yani kolay da geçmedi bu 40 dönem. Tabii. Tecrübeler, birikimler üstüne eklene belli bir kıvama, olgunluğa ulaştı. Evet. Şimdi her dönemimiz biterken ben size özet olarak gençlik çalışmalarından bahsettim. Tabii detaya indiğimizde çok daha, yani bu buzdağının görünen yüzü gibi. Bizim her dönemin Haziran ayından itibaren yaz etkinlikleri sürecinde planlaması da başlıyor. Yani bir sonraki sene nasıl geçirilecek? Neler yapılacak? Geçtiğimiz seneden yaşadığımız, yaptığımız çalışmalardan edindiğimiz izlenimler neler, değerlendirmeler neler, hangi hataları yaptık, hangilerini yapmayalım diye Haziran ayı itibariyle bütün şubelerden, ilçelerden değerlendirme raporları genel merkezde toplanır. Bu veriler bir havuza atılır. Haftalarca süren toplantılar neticesinde şu an biz Türkiye genelinde bütün illerde teşkilatı olan bir yapıyız. Her ilimiz 14 tane komisyonla çalışır. Bu 14 komisyonun her birinin ayrı ayrı yıllık planlama kitapçıkları var. Bu kitapçıklarda hafta hafta 52 hafta boyunca hangi çalışmalar yapılacak detaylı bir şekilde bu kitapçığın içerisinde planlanmış durumda. Yani bütün bu çalışmaları biz böyle işte ne yapalım, bu ay şunu yapalım, bu ay bunu yapalım diye değil, planlı ve programlı bir şekilde belli bir teşkilat kültürü çerçevesinde yapıyoruz. Şimdi gençlik dediğimiz zaman bir taraftan da gençliğin içinde bulunduğu durumu iyi analiz etmek lazım. Bununla alakalı da kendi yaptırdığımız anketler var, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan araştırmalarımız var. Bizim şu an evlerimizde ve yurtlarımızda kalan Türkiye genelinde 30 bin gencimiz var bir defa. Bu yapıdan da işin ne noktalara geldiğini takip etmeye gayret ediyoruz. Mesela şu an elimde bazı veriler var. 2013, bunlar Türkiye İstatistik Kurumu verileri. Hırsızlıktan 30 bine yakın, uyuşturucu ve cinayetten 27 bine yakın, yaralamadan, gasptan, cinsel suçlardan 20 bine yakın, sahtecilikten 7 bine yakın tutuklu ya da hükümlü cezaevlerine düşmüş. 2009 yılında, şöyle şuradan devam edelim. 2013 yılında yine suça sürüklenen çocuk sayısı 115.439. Önceki yıla göre %14.5 artmış. Bu çok tehlikeli bir rakam. Yani bu ülke genelinde acil bir hamlenin yapılması ihtiyacının ifadesidir bir anlamda. Güvenlik birimlerine getirilen çocuk sayısı 273.571. Bir önceki yıla göre %11.6 oranında artmış. Adli birimlere teslim edilen çocuk sayısı 103.278. Bu çocuklar bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız. Dolayısıyla bize diyorlar ki neden bu kadar koşturuyorsunuz? Ya bir işte ailenize de vakit ayırsanız, biraz bizim zaten yaşantımız sosyal bir hayat içerisinde genel itibariyle ama bu tablo bizim içimizdeki yangının ifadesi oluyor. Yani hal böyleyken biz oturamayız da duramayız da. Ama bu dediğim gibi çalışmaları da planlı ve programlı bir şekilde yapmak mecburiyetindeyiz. Çocuklar arasında uyuşturucu kullanım yaşı bununla alakalı mesela ben 4 sene önceki bir veriyi hatırlıyorum. Uyuşturucu kullanım yaşı 14. Alkol 13, sigara 12'deyken şu an sigara 10, hatta onun altına düşmüş durumda. Alkol 11, uyuşturucu 12. %10, 11, 12 seviyelerine kadar geriledi. Yaklaşık 48 binden fazla çocuk bağımlılık yapan madde kullanım nedeniyle güvenlik birimlerine teslim edilmiş. Bu 300 bin ailenin dramı demek. Bu tablo nasıl oluşuyor? Şu sebepten dolayı oluşuyor. Son 10 yılda boşanma oranı %38 artmış. %38. 12 ilde, geçen senenin rakamı bu Türkiye İstatistik Kurumu'nun, 12 ilde boşanma sayısı evlilik sayısını geçmiş.
Bugün hangi öğretmene, hangi psikoloğa, hangi sosyoloğa sorarsanız sorun, eğer bir evlat annesinden babasından ayrı yetişiyorsa, annesi babası bir arada dahi olsa, eğer bir evlat yurtta yatılı kalıyorsa ortaokulda, bilmem ne eğitimi için işte bir sene boyunca başka bir işte okulun yurdunda kalıyorsa, bunların hepsi problem ve sıkıntıdır. Evet. Hele hele annenin babanın ayrı olduğu bir aileden sağlıklı bir evladın bu millete kazanılması çok düşük bir ihtimal. Evet. Yine bir ihtimal bırakalım. Çok düşük bir ihtimal. Dolayısıyla bu rakamlar ülke gençliğinin içinde bulunduğu durumu ifade ediyor. Ben üniversiteye Almanya'da başladım. Evet. Orada da yurt dışında da tablo bundan çok farklı değil. Öğrenciler belki orada maddi imkanlar çok daha iyi. Ama neticede bakıyorsunuz öğrenciler işte alkolde, uyuşturucuda, fuhuşta kendilerini rahatlatacak yer arıyorlar. Orada tabi ciddi bir manevi de boşluk var. Yine son bir örnek vereyim. Biliyorsunuz dünyada ekonomik açıdan istikrarın en düzenli olduğu, en yaşanabilir ülkelerden bir kısmı İskandinav ülkeleri. Evet. Ama bir araştırma şunu gösteriyor. Bu ülkelerde yapılan bir araştırma dünya üzerindeki genç nüfusun intihar sayısının da en üst düzeyde olduğunu gösteriyor. Evet. Yani bu ne demek? Biz öyle ya da böyle manevi temellere dayanmadan, manevi kanadımızı geliştirmeden bu işin içerisinden çıkamayız. Peki şimdi bu sorunları ortaya koyduk Sayın Fatih Yılmaz. Evet. Şimdi bir söz vardır. Sorunları ortaya koyarken çözüm de üretmiyorsanız siz o sorunun bir parçasısınız. Evet. Evet, Anadolu Gençlik Derneği olarak bu sorunların nasıl çözüme kavuşturulur? Önerileriniz nelerdir? Evet. Biz de bu anlamda her zaman yaptığımız konuşmalarda, aylık divan toplantılarımızda, gittiğimiz ziyaretlerde hep bunu ifade ederiz. Evet. Bu ülkede kime sorarsanız sorun, illaki işte bu ülkenin çivisi çıkmış, dünyanın çivisi çıkmış, bu gençler adam olmaz, eskiden böyle miydi? Bunlar herkesin kullandığı güzel tespitler, herkesin bildiği gerçekler. Mesele evet, çivi çıkmış diyorsun, o zaman bu çiviyi çakmamız lazım. Burada bir sorun mu var? Buna merhem olmamız lazım. Bu gençlik karanlık bir sokağa girmiş, ilerliyor mu? O zaman geçip o gençlerin karşısına dikelmemiz lazım. Bir dakika gençler, bu yol çıkmaz, bu sokağın sonu sizin için hayırlı değil diyebilmemiz lazım. Evet. Biz bunu diyoruz. Nasıl? Şimdi biraz önce sene içerisinde genel olarak yaptığımız çalışmalardan bahsettim. Şimdi İzmir'de ne yapıyoruz? Evet. Onlardan bahsedeyim. Yani bütün bu saydığımız kötülüklere karşı hangi çalışmalarımızı yapıyoruz? Şimdi evvela bir yerde sağlıklı bir çalışmanın yürüyebilmesi için orada düzenli, disiplinli bir teşkilatın olması lazım. Evet. Hiçbir şekilde hangi alanda olursa olsun, ister ticari açıdan bakın, ister siyasi açıdan bakın, ister manevi açıdan bakın. Disiplinli, düzenli bir teşkilat, kurumsal bir yapı, gerçekten planlanmış, derin analizlerle oluşturulmuş, sağlam bir oluşum yoksa oradan sağlıklı üretim çıkmaz. Şimdi biz evvela İzmir'de 15 kişilik bir başkanlık divanımız var. Evet. Biraz önce bahsettim, 14 komisyon ve benim başkanlık ettiğim bu komisyon başkanları. Haftalık toplantımızı yaparız. Kesinlikle aksatmadan. Evet. Herhangi birisi eksik olabilir, vekaleten katılım olabilir ama bunu biz aksatmayız. 82 kişilik bir yürütme kurulumuz var. Ayda bir araya geldiğimiz bu başkanlık divanının üyelerinden oluşan. Evet. 26 tane ilçede temsilcilik komisyonlarımız var. 22 tane temsilcilik binamız var. 769 tane teşkilat mensubumuz var. Her hafta 150'ye yakın noktada ortalama 2000 kişiyle, biraz sonra bahsedeceğim, çeşitli eğitim faaliyetleri, sohbetler düzenliyoruz. Bütün bu merkezden kontrol edilen çalışmaların yanında ilçelerde de aynı faaliyetler yapılıyor. Hanımlar tarafından da aynı faaliyetler yapılıyor. Yani öncelikle teşkilatın disiplini ve düzeni açısından bunları ifade etmem gerekiyor. Bütün bu çalışmaları nasıl planladığımızla alakalı olarak. Evet. Şimdi biraz önce bahsettim. İşte kış etkinlikleri, yaz etkinlikleri, Çanakkale programları vesaire. Bunları bütün illerde düzenli bir şekilde bütün teşkilatlarımız yapıyor.
Biz ayrıca mesela bir örnek vereyim bölgesel olarak. Hı hı. Şimdi biliyorsunuz geçenlerde bir kardeşimizi kaybettik. Evet. Ege Üniversitesi'nde. Fırat Çakıroğlu. Evet. Şimdi bu kardeşimiz bu ülkenin evladı. Bu yitirilmiş bir can. Bu bizim gencimiz. Evet. Aradan kısa bir zaman geçti. Ramazan Fırat diye de bir başka kardeşimizi kaybettik. Bu da bizim evladımız. Bu da bu ülkenin insanı. Neden kaybettik biz bunları? Evet. Hiç uğruna. Tabii. Bu ülkenin kandırılmış. Bu ülkenin evet. Şimdi bir yere daha belki dikkat çekmem hı. gerekecek. Bu ülkenin gençlerini kaybedecek bir halimiz yok bizim. Evet. Biz bir genci daha nasıl kazanırız? Bunun planları içerisinde olmamız lazım. Şimdi anlıyoruz ki 80 döneminde olduğu gibi üniversiteleri karıştırma planları var. Evet. Birileri bir şekilde ülkeyi kaos ortamına doğru sürüklemeye gayret ediyor. Hı. Şimdi evvela bizim gibi yapıların bu ülke insanının şunu çok iyi bilmesi lazım. Siyasi irade kim olursa olsun, bu ülkeyi kim yönetirse yönetsin, bu sizin fikrinizde olsun veya olmasın, sizin tamamen karşı çıktığınız bir zihniyet dahi olsa, özellikle bizim gibi STK'lar, gençlik organizasyonları, bu ülkeye faydalı olacak bireyler yetiştirme gayreti içerisinde evet. olması lazım. Biz 40 yıl boyunca buna dikkat ettik. Bizim Milli Gençlik Vakfımızı kapattılar, elimizde ayağımızda ne varsa aldılar. Hem de hiçbir şey yokken evet. ortada. 28 Şubat'ta başımızdan neler geçti? Ben İmam Hatip mezunuyum. 28 Şubat mağdurlarındanım. Evet. Ben Uşak'ta birincilik kazanmış, Anadolu Lisesi sınavlarını Türkiye'de dereceyle kazanmış bir insanken, tıp, hukuk, siyasal gibi alanları okuma hevesindeyken benim üniversite okuma şansımı, imkanımı elimden aldılar. Olsun. Ama ben yine bu ülke için çalışmaktan geri durmadım. Evet. Çünkü bu ülke bizim. Şimdi Ege Üniversitesi'ndeki olaydan bahsediyordum. Evet. Üniversite komisyonumuzda bu olaydan sonra geçtiğimiz haftaki toplantıda tabii bir olayın seyir süreci var. O evet. dönemde geri durmak, hareket etmemek daha sağlıklı olabiliyor. Bazen biliyorsunuz ileriye adım atmak değil, geri adım atmak da bir hamledir. Bu mihval üzere şunu konuştuk üniversite komisyonumuzla. Dedik ki anlıyoruz ki üniversitelerde bir problem var. Ortalığı karıştırmak istiyorlar. Evet. Ne yapalım? Ben dedim ki size şunu tavsiye ediyorum. Bütün üniversitelere, fakültelere bu ülke bizim. Sevgi ve kardeşliğin teminatı olmak zorundayız. Hepimiz evet. kardeşiz. Bu ülke kimseye kalmaz. Aklınıza ne geliyorsa bizim birlikteliğimizi sağlayacak, bu ülkenin bizim ülkemiz olduğunu, hepimizin aynı gemide olduğumuzu ifade eden, bu tarz çatışma ortamlarından uzak durmamız gerektiğini anlatan pankartlar asalım. Bu bir. İkincisi, bizim aşevimiz var. İhtiyaç sahiplerine yemeklerimizin çıktığı, onlara da biraz sonra gelirim. Kendi öğrencilerimizin yemeklerini çıkardığımız, pikniklerde, özel toplantılarda, öğretmenlerle, danışma kurulumuzla vesaire yaptığımız programları biz yemeklerini kendimiz çıkarıyoruz, kendi aşevimizde. Dedik ki oradan çorba yaptıralım. Fakülte önlerinde sevgi ve kardeşlik çorbaları. Herkese yetecek çorbamız var diye bütün öğrencilere çorba dağıtalım. Yani biz bu ülkenin manevi sigortaları olmak mecburiyetindeyiz. Evet. Bu anlattığım çalışmalarla da sadece konuşan değil, sorunları tespit edip evet. kenarda oturan değil, bu tespit edilen sorunlara karşı ne gerekiyorsa onu yapan, yapması gereken bir zihniyeti gençlerimizi kanalize etmeye çalışıyoruz. Evet. Ülkede ne kadar olay olursa olsun dikkat ederseniz bizim camiamızın gençleri her zaman bu olayların dışındadır. Yani bu çatışma ortamlarından bahsediyorum. Evet. Biz her zaman özellikle üniversitelerde bu taze olayın üzerine belki üniversite üzerine yoğunlaşıyoruz. Ne yaparız da birlikteliği sağlarız? Ne yaparız da gençlerimize biz kardeşiz anlayışını veririz. Bunun gayreti içerisindeyiz. Ki Anadolu Gençlik Derneği'nin sloganı da sevgi ve kardeşliğin teminatıdır. Evet. Evet. Anadolu Gençlik Derneği. Sevgi ve kardeşliğin teminatı.